Herkese merhaba. Avia InTouch 2, Avia'nın geçtiğimiz yılın sonlarında çıkarmış olduğu Avia InTouch'ın devamı niteliğinde bir akıllı telefon. Avia yine ZTE ile çalışmış. Elimizdeki model ZTE'nin Blade 3 modelinin Avia için özelleştirilmiş bir versiyonu ve görmüş olduğunuz gibi telefon oldukça kompakt, rahat taşınabilen boyutlarla geliyor. Tasarıma baktığımızda da telefonun giriş seviyesi bir telefona göre biraz daha üst kalitede göründüğünü söyleyebiliriz. Telefonun temel malzemesi plastik ve sağlam görünüyor. Elinize aldığınızda telefonu kaliteli olduğunu, sağlam olduğunu hissedebilirsiniz. Telefonun arkasındaki görmüş olduğunuz kapak boydan boya arka bölümü kaplıyor ve bu kapağı rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi esnek bir kapak var karşımızda ve bu kapağın altında da görmüş olduğunuz gibi yine ZTE etiketi var. 1600 mAh'lik batarya karşımıza çıkıyor. Yine mini sim kart yuvası, 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası ve yine 5 megapiksel kamera görüyoruz. Yine hoparlör de cihazın altında yer alıyor. Avia InTouch 2 logosu da arka kapakta karşımıza çıkıyor. Öne baktığımızda ise 4 inçlik bir ekran var. Bu ekran 480x800 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranın parlaklığının yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Öndeki camın parlak yansıması biraz yüksek. Bu da özellikle aydınlık ortamlarda ekranın görünüşünü, görünürlüğünü biraz etkileyebiliyor. Ancak maksimum yaptığınız ekranı parlak güneş ışığı altında bile ekranı görüp kullanabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Görüş açıları da fena sayılmaz aslında baktığımızda. Hafif renk değişimleri var ancak genelde bu ekranın idare eden, tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Ara tuşunun bile yer aldığını görüyoruz. Üstte ISO hoparlörü var. Önde herhangi bir kamera yok. Bu şekilde dizelim. Sol tarafta ses tuşlarını görüyoruz. Sağ tarafta herhangi bir şey yok. Üstte güç butonu, yine ekran kilidi tuşu, aynı zamanda 3.5 mm'lik kulaklık şakı ve mikrofon var. Altta da micro USB portu ve yine bir mikrofon var. İki mikrofon var. Bu da telefon görüşmeleri esnasında ortam gürültüsünün bastırılmasına ve sizin sesinizin karşı tarafa biraz daha iyi şekilde gitmesine olanak sağlıyor. Telefonda Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich çalışıyor. Avia InTouch 1. nesil telefonda Gingerbread vardı. Bu açıdan ikinci telefonun önemli bir aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. İlk telefonda olduğu gibi yine karşımızda Avia Tema var. Avia Tema, Yandex Shell adı verilen özel temasının özelleştirilmiş, Avia markası giydirilmiş bir versiyonu. Görmüş olduğunuz gibi farklı paneller görüyoruz. Giriş sayfası panelleri görüyoruz. Bu panelleri gördüğünüz gibi özelleştirebilir. Buradan çeşitli panelleri kaldırabilir veya yeni paneller ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ana ekranı, giriş ekranı zenginleştirebilirsiniz. Yine görmüş olduğunuz gibi genel görünüme girerek de karusel şeklindeki bu yapıyı döndürebilir ve hangi sayfada neler olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda alttaki Avia logosunu da sürükleyerek bu paneller arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir paneli seçelim. Baktığımızda zengin bileşenlerin olduğunu görüyoruz. Notlar, haber, yine kısa yolları, klasörleri görüyoruz. Hesap makinesi var. Yine takvim, ayın görünümünü gösteren, burçları da içeren bir bileşen var. Hızlı ayar bileşeni yine karşımıza çıkıyor. Hava durumu bileşeni var. Flickr günü fotoğrafları, favori kişiler, haber. Oldukça zengin bir bileşen desteği var Avia Tema'da. Yine arama motoru olarak da Yandex kullanılıyor. Altta telefon, mesajlar, internet tarayıcısı ve uygulama menüsüne kısa yolları görüyoruz. Sabit şekilde duruyor bunlar giriş sayfalarında. Uygulama menüsüne baktığımızda Android'in ham arayüzüne göre biraz daha sade, daha da sade bir yerleşim görüyoruz. Yine sayfalı bir yapı var. Alfabetik olarak sıralanmış şu anda, ancak menüden bu uygulamaların ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Yine uygulamaları ister menü üzerinden kaldırabilirsiniz veya yine ekranın sol alt köşesinde bulunan çöp kutusu ikonuna dokunarak bu şekilde kaldırabilirsiniz. Çarpı ikonuna dokunarak uygulama kaldırma işlemlerine başlayabilirsiniz. Baktığımızda çeşitli Avia uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz ve bu yüklü olarak gelen Avia uygulamalarını da kaldırabilirsiniz. Böyle bir imkan, böyle bir esneklik, güzellik sunuyor Avia InTouch 2 kullanıcılarına. Baktığımızda Avia uygulamalarına bulut adı verilen ve kullanıcıları 4 GB'lık bir alan sunan uygulamayı görüyoruz. Bu uygulamaya giriş için Avia giriş bilgilerini, telefon numarası ve şifre bilgilerine ihtiyacınız var.
Tekrardan edelim. Avea Oyun adı verilen bir portal var. O portala erişerek Avea InTouch2'de oynayacağınız oyunları indirebilirsiniz. Yine baktığımızda Avea güvenlik uygulaması var. Bu Avea güvenlik uygulaması sayesinde cihazın yerini tespit edebilir, uzaktan veri silebilir veya yine telefonun kamerası aracılığıyla fotoğraf çekebilir ve çektiğiniz olduğunuz fotoğrafın size gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Böyle güvenlik hizmetleri sunuyor Avea güvenlik uygulaması sizlere. Yine Avea Link uygulamasını nerede online işlemler gibi Avea'ya ait uygulamaları görüyoruz. Bunun dışında yine TuneIn Radio, Twitter gibi uygulamalar, Yandex arama uygulamasının da Avea InTouch 2'de yüklü olduğunu görüyoruz. Giriş kilit ekranı da oldukça ilginç. Açmak için şekildeki bir basılı tutmanız gerekiyor. Aynı zamanda yine bu halkayı yukarı doğru hafifçe oynatarak görmüş olduğunuz gibi hızlı başlangıç elemanlarının gelmesini sağlayabilirsiniz ve bu şekilde mesajlaşma, kamera, bunun gibi sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yine acil durum çağrısı butona dokunarak da acil durum çeviricisi sayesinde hemen arama yapabilirsiniz. Bu da Avea InTouch 2'nin sunduğu esneklikler arasında yer alıyor. Devam edelim. Telefonun arkasında 5 megapiksel kamera var dedik. Kamera uygulamasına da bir bakalım. Aslında orada bir özelleştirme göremiyoruz. Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich ile birlikte sunduğu standart kamera uygulaması kullanılıyor. Yine fotoğraf ve video özellikleri arasında, çekim özellikleri arasında bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Maksimum VGA kalitesinde video çekimi yapılıyor. 5 megapiksel fotoğraf çekimi imkanı var. Gördüğümüz gibi zoom ayarı var ve bunun yanında bir de parlaklık ayarı var. Eğer bulunduğunuz ortamda ışık miktarı yeterli değilse bu şekilde parlaklığı arttırabilir ve biraz daha canlı aydınlık fotoğraflar çekebilirsiniz. Telefonda flash yok ancak bu şekilde flash'ın eksikliği biraz olsun kapatılmaya çalışılmış. Bu da olumlu bir adım olarak değerlendirebilir Avea InTouch 2 ile ilgili olarak. Avea InTouch 2 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntı ve diğer görüşlerimizi teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.